Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün yine kendi tasarlamış olduğum çok güzel gösterişli bir tığ oyası göstereceğim sizlere. Bunlar şey yazmanın üzerine yaptım. İçindeki bütün renkleri kullandım. Şu yeşili, sarıyı, moru ve kendi zemin ana renginde kullandım. Oyanın ipliklerim de burada. Oyanın yapımında ben 20 numara tığ kullanıyorum. 20 numara tığ şart değil. Eliniz hangi tığa alışkınsa, hangi tığla güzel örebiliyorsanız o tığı kullanabilirsiniz. Tabii yakmak için çakmağım falan. Şu ip numaralarımı vermek istiyorum sizlere. Bu ip numaralarım gerçekten bu şeyde gözüktüğü gibi, kamerada gözüktüğü gibi güzel. Parlak ve güzel renkler. Bu ipimin rengi çizmeli 543 renk numarası. Morun rengi. Nar çiçeğinin rengi yabalı 666. Sarının rengi çizmeli 974. Yeşilimizin de rengi kaplan 112. Şimdi oyayı göstererek inşallah yapımına geçelim. Evet, bu şekilde bir oya yaptım sizlere. Motif motif kolayca yapabileceğiniz, hem kolay hem şöyle gösterişli yapılabilir. Gayet güzel ve hoş bir örnek oldu. Yapımı da kafa karıştırıcı değil. Gayet şöyle hemen yapabileceğiniz kolay bir örnek. Dediğim gibi hem de gösterişli güzel bir model. Şöyle önce zemininin yeşilini kuracağız. Daha sonra da şu kenarlarını yapacağız. Şuradan hemen taban kısmından yapımına geçelim. Yazmanın tığ battıları ikişer zincirle yapılmış. Şurayı yapayım hemen. Ara kısmının yapımıyla başlayacağız. Birleştireyim. Önce şu arka kısmı görmeyin. Tığ yazmaya sabitliyoruz. Daha sonra buradan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez alıyorum. Aynı tığ battısının içerisinden 1, 2, 3, 4. 4 tane böyle iplik alarak kapatıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekerek 2 tane tığ batısı atlayarak 3. tığ batının içerisine batıyorum. Ara kısmını bu şekilde yaptım. Daha sonra buradan 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 5 tane tığ battı ilerleyerek bir zincir çekiyorum ve en son yaptığım tığ battısının içerisine batıyorum. Buraya 1, 2, 3 zincirimi çekip hemen yanındaki tığ battıya batıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekerek dönüyorum ve aynı yuvanın içerisine batıyorum. Buradan 1, 2 tane zincir çekiyorum. Başına bir kez sarıyorum. 2, 2 çıkarıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zinciri çekiyorum. Şuradan yaptığım dolgun arasından tığımı bu şekilde batıyorum. Tekrar 1, 2 zincir çekip başına bir kez sarıyorum aynı yere. 2, 2 çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çekip dolgunun arasından batıyorum. 1, 2 zincir çekip başına bir kez sarıyorum. Aynı yere bu şekilde batıyorum. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip şu dolgun arasına bir kere battım.
1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir kez daha batıyorum. Şu tepe kısmına 3 tane battım. Buradan 1, 2 zincir çekip şu yan kısma geçiyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Batıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yanındakine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çekip tekrar aynı yere batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum ve bakın şuradaki döndüğüm yuvanın içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çekip tekrar tabanından batıyorum. Aynı yere batıyorum. Bakın bu şekilde. Buradan 1, 2, 3 zincir çekerek şu aynı tığ batısının içerisine batıyorum. Buradan tekrar 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tığ batısı ilerledikten sonra buraya 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar başına sarıyorum. 1, 2, 3, 4 tane 4 seferde iplik alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekip 1, 2 tığ batısı atlayıp 3. tığ batısının içerisine batarak buradan arasının çimlerini yapmaya devam ediyorum. Şimdi şu orta kısmını bu motifimizin şu orta kısmını kurduk. Şimdi şu kenarlarını yapacağız. Yeşilden yapacağım. Yeşil ipimi tığıma sabitledim. Sabitledikten sonra bakın. Şurayı ne yapmışım? Şöyle bir bakayım. Şuradaki ilk zincirin içinden giriyorum yuvanın içerisinden. Şöyle ipimi uzatıyorum. Buradan hemen alttan alıyorum. 2 3 4 Burayı 5 tane yapacağım. 5 topluyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar başına bir kez alıyorum. Sıradaki zincirin içerisine geçiyorum. Tekrar 1 2 3 4 4 tane ip aldıktan sonra kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip başına bir kez sarıyorum sıradakine. Hepsinin üzerlerini bu şekilde fıstıkla dolduruyorum. Evet, hepsinin de üzerlerine bu şekilde beşer tane zincir çekerek doldurdum. Şöyle buradan bitiriyorum. Şimdi kenar kısmını yapalım. Kenarını yaparken bakın şuradan bir şuradaki ikinci tığ batısının içerisine batıp şu şekilde alıyorum ve şuradaki zincirin hemen içinden alıp bunu buraya kapatıyorum. Kapattıktan sonra bir tane alttan alıyorum, içinden çıkarıyorum. 1. Alttan alıyorum, içinden çıkarıyorum. 2. Sık iğnelerimizin kibar olması için bu şekilde içinden çıkarıyorum. 3 4 5 sıkıştırıyorum. 6 7 8 9 9 tane sık iğnesi yaptım. Şimdi sıradakine geçiyorum. 1 2 3
4, 5, sıkıştırıyorum. 6, 7, 8, 9. Hepsinin kenarlarını 9'ar tane gösterdiğim gibi sık iğneyle doldurarak devam ediyorum. Bakın buradan normalde 8 tane de buraya tığ batısı yaptıktan sonra tekrar alttan giriyorum. Şuradan bir tığ batısı atlayarak ikinci tığ batıdan bu şekilde alıyorum. Buraya birleştirerek sıkıca iki zincir çekip kapatıyorum. Motif tabii ki şuralarına dışına doğru çekerseniz ütülerken daha şöyle şekil duracaktır motif. Evet, bu tipimiz de dediğim gibi kolay, gösterişli. Bu ütüsüz bir motif. Şu yanındakileri bakın düzelterek ütüledim. Şu yanındakileri ben düzelterek ütü üzerine düzelttim. Şöyle direkt bir bastım. Sadece düzelttim ve üzerine bastım. Gayet hoş ve güzel bir model oldu. Yapılabilir bir model en azından. Şöyle bakıldığında. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.